Deviasyon, yani burun orta bölmesinin burun içerisinde bir tarafa doğru yönelmesi, yanlaması durumu, orta hattan sapma durumu. Bu ameliyatla düzeltebildiğimiz bir durum veya hastalık. Nedir yapmakta olduğumuz? Kendi uygulamam içerisinde hemen daima burnun kaudal kısmı dediğimiz uç kısmına yakın olanların haricinde tamama yakınını endoskopik yöntemle yapmaktayım. Endoskopik yöntem dediğimiz, yani kamera ve onun ucu arasına ucuna bağlanmış olan optik cihazlarımızla eğriliğin olduğu yere ulaşmaktayız. Sadece eğriliğin olduğu bölgeye yaptığımız bir mukozal kesiyle o eğrilik, kıkırdak veya kemik her neredeyse, bazen kombine, ikisinde de olabilir. Onu düzelttikten sonra mukozal fileplerimizi yerine yatırmaktayız. Gerekirse dikiş uygulamaktayız ve onunla beraber arkasından da çoğunlukla, yani çok gerekirse bir tampon, ama çoğunlukla tamponsuz olarak ameliyatlardan çıkmaktayız, tamamlamaktayız ameliyatımızı. Yani burada vurgulamaya çalıştığım şey, genellikle sadece eğriliğin olduğu, yani yapmamız gereken işlemin yapılacağı alana girip de bunun sadece kıkırdak veya kemikte olan eğriliğinin bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması, hem daha sonradan ameliyat sonrasında hastanın iyileşmesini çok hızlandırmakta, kolaylaştırmakta, hastanın ameliyat sonrasındaki ızdırabını, rahatsızlığını son derece aza indirmekte, böylece de başarıyla ameliyat olmakta. Ama burnun kaudal dediğimiz uç kısmına yakın olan eğriliklerde, ki burnun en dar yeridir, en dar yerinde 1 milimi bile bulmayan eğrilikler çok önemli tıkanıklıklara neden olabilir. Burada endoskopik bir yaklaşım, hatta ameliyatı uzatıcı bir durum olabilir. Ona da eski klasik yöntemlerimizden yaptığımız mukozal kesiyle hemen ulaşıp bu kıkırdak kısmındaki eğriliği olması gerektiği şekilde çıkartıp gerekirse dikiş koyarak ameliyatı tamamlamaktayız. Böylece hasta daha sonrasında çok önemli bir ağrı sızı hissetmemektedir. Tampon hemen gerekmiyorsa koymuyoruz veya kendi kendine eriyen tamponlar koyuyoruz. Ben çok uzun zamandır daha sonradan almamız gereken tamponları, yani silikon gibi veya süngersi yapıda olanları kullanmıyorum. Herhalde 10 sene olmuştur. Ama bunun dışında çok lazımsa eriyen jelatin kıvamındaki materyalleri, hani stabilize etmek için deviasyonu ya da sonrasındaki mukozal filepleri kullandığımız olmaktadır. Ameliyat sonrası periyotta ağrısızı çok fazla olmaz. Belki biraz yanma hissi gelişebilir. Ama ameliyat sonrası dönemin çok rahatsız edici olmadığını ifade edebilirim.